Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Şarafat 4 Arena bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata, bu Şarafat 4 Arena bölümü videosunda sizlerle birlikte uzun bir zamandan sonra hikaye kısmından kaldığımız yerden devam edecek. Hikayenin bu bölümünde Legion kısmının 4. partını sizlerle beraber oynuyor olacağız. Hem de Shen karakteriyle. Tam da karşımıza Shen çıkmış olması da güzel bir tesadüf. Neyse, daha fazla Şarafat 4 Arena videolarının gelmesini istiyorsanız ve sesimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayı cebim. Benim Rabbi kanalımıza da abone etseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Zaten karşımızda Jeb Bulwark gibi kanser bir karakter olacak. Manen kanser bir karakter olacak. Biz de onun kanserinin de kanseri olalım. O yüzden o iki tane taşı da cevheri de kullandım. Hadi bakalım. Bu hikaye çok geçmişe mi dayanıyor ya da geleceğe? Pekala, göreceğiz. Görünüşe bakılırsa bu Legion karesinin nasıl düşeceğinin efsanesi. Şehir sarsıldı. Tüm lejyonlar patlamanın gücün iliklerine kadar hissettiler. Kutsal isim duvarında birden bir gölge anomalisi patlak verdi. Tam zamanda geldi. 1000 yıl ayakta duran isimsiz kalenin nasıl çöktüğünü kendi gözleriyle görebilecek mi? Hadi bakalım. Lejyon kalesinin düşüş hikayesini de öğreniyoruz bu sayede. Da kanka sen ne yapıyorsun ya? Bak iki de vuruyor. Gel lan buraya. Şerefsize bak, bir de utanmadan vuruyor ya. Hayır, bir de sinir bozucu. Bir de sinir bozucu. Aynı Markus gibi böyle zamansal şey oluyor. Tabi bu olursa da ciddi problem yani. Az çok başımıza neler geleceğini sinyalini verdi bile daha ilk rakipten. Daha ilk rakipten yani. Neyse, göreceğiz. Sonya kim o lejyoner? Çürük, ıslak taş ve sonsuzluk kokuyorlar. Kemiklerin çatırdaması ne kadar korkunç. Şüphesiz bu kadim savaşçıların ruhları ışık tarafından reddedileri hayli zaman olmuştu. Kahraman tuhaf gelen bir şey var. Savaşlar arasında soluk alırken bu vahşi savaşların nereden geldiklerini görmeye çalıştı. Bekan'ın duvarlarından çıktıklarını anladı. Kutsal duvar canlanmıştı. Ve bir taş titremişti. Ve yeni bir savaşçı serbest kalanı yığma duvar canavarca bir initi çıkartıyordu. Hadi bakalım. Fiziksel hasar büyük ölçüde artar. Aynı zamanda kritik saldırı ve kritik hasar şansı. Yok ya, o önemli değil. Canımız fullansın, yok. Sonuçta Shen oynuyorum abi. Benim amacım combo yapmak sürekli. Fiziksel hasarı fırlattık ya. Yeterli bize. Vallahi yeterli. Bakar mısınız hasara? Çok güzel denk geldi. Onu nasıl vurdu lan? Gel lan buraya. Şerefsize bak. Aa, nasıl? Olayı gördünüz değil mi? Bu ne kadar saçma bir şey ya. Özellikten kaçabiliyoruz zaman şeyi sayesinde. Çok ilginç. Çok ilginç. Neyse, daha özellik seçeceğiz bu arada. Göğe formanın üstüne bir rüzgar bombası koyarsın. Koyalım hocam. Bir de menzili saldırı, evet, direkt kessin ya. Hani Jack'i de kesebilmek açısından. Tabii keser mi, o da ayrı bir durum. Şey varsa, hisara girebiliyorsa bir boka yaramaz çünkü. Tamamdır, güzel. O rüzgar bombası güzel iş yapar ha. Rüzgar bombası sayesinde sersemletip combo yapabiliriz bu sayede. Bir de Shen oynuyoruz sonuçta. Çok hızlı gölge enerjisi doldurup hızlıca gölge formuna girebiliriz. Ekstra gölge enerjisi. Evet. Ekstradan fiziksel hasar. Evet. Evet abi. Zaten fiziksel hasarı büyük ölçüde arttırmıştık. Biliyorsunuz bir de arttırdık. Ben direkt kaçtım geriye ya. Ben direkt geriye kaçtım hocam. Tak tak. İyi, bedava hasar diyecektim ki yemedi lan. Adam yemedi lan. Nasıl olduysa. Yani ucundan değmişti aslında. Ama şu zaman şeyi yüzünden, anomalisi olması yüzünden birazcık problem. Neyse. Bu rahatlığında başarılı bir şekilde sağ çıktık. Ya zaten buralarda zorlanacağımızı düşünmüyorum. Özellikler çok iyi geldi çünkü. Maksimum sayıda rüzgar bombası koyarsın. Rakibin geçici olarak zayıf. Evet, bu çok önemli abi. Zaten gölge formuna girip hasar verdikçe hasarımızı arttıracağız. Biliyorsun rakip zayıf düşecek. Daha ne olsun. Ya daha ne olsun yani. O yüzden yapıştır hocam. Rüzgar bombası da bıraktık. Arada hasar yiyebiliriz. O çok ciddi problem değil de. Güzel. Güzel. Menzili saldırıdan da 130 can da tek atabiliyoruz. Mis. Felaket oku olsa bence işe yarayabilirdi ama olsun. Menzili saldırının hasarı.
Rüzgar bombaları daha hızlı patlar. Evet, bu çok önemli ya. Ama zayıf rakip de gölge enerjisi kazanamazsa boss'a karşı işe yarayabilir. Ama daha hızlı patlasın bombalar. Sonuçta patladıkça hasar verebileceğiz, combo yapabileceğiz. Bu da gölge enerjisi kazanabilmemiz demek. Zaman kümesi. Kendine geri gelmez duvar yeni bir zamansal küme yarattı. Bu savaşçı parmaklarının bir hareketiyle bir atı bile devirebilecek gibi duruyoruz. Savaşçı kahramana sert bir bakış attı ve aniden konuştu. Her sonbaharda ismimizi anıyorlarsa bize ne? Dereden su içmeyi, sabahlara kadar dans etmeyi, güzel bir kadına evlenmeyi yeğlerdim. Şimdi söylüyorum. Lejyon'un inançla savunduk ve karşılığı bu oldu. En iyisi bizdik ve bunun için bedel ödedik. O zaman kalede bizim de perişan olsun. Kurdeş savaşçı hızla saldırıya geçti. Aga yani bedelini ödemiş ve böyle ödemiş. Demek ki saçma da değilmiş. Hemen de Apple gömdü ya. Valla menzil işi atıyoruz. Direkt olarak iptal oluyor o. Valla işte boşa gitti az önce. Lan oğlum sinir bozucu saldırılar yapma da erkek gibi dövüş ya. Erkek gibi dövüş ya. Yok hocam yok yemezler. Yemezler. Yemezler hocam. Vallahi yemezler. İyi güzel kurtulduk. Rahat kestik bu arada. Bayağı rahat kestik. Nice. Eforsuz. Bir kere yakaladık zaten patates oldu adam. Bizi öyle dediler. Yüz isme ne mutlu. Biz askerler ve komutanlardık. Bizi bu kalenin duvarına yerleştirdiler. Böylece kimse fethedemeyecekti. Ama artık hepimizin ruhu gölge ustasına ait. Ve sadece bir savaşçı 1000 yıldır bizimle savaşıyor. O bizim en iyimiz. Uzaktaki parlak bir silüeti işaret ederek elini uzattı. Ve ardına kayboldu herhalde. Rakibin saldırının hasarını azaltır. Rakip rüzgar bombası koyma şansı olur. Yani çok fazla hasar yeme ihtimalimiz de var. Ama saldırı çok fazla yapıyoruz. Bu da rüzgar bombası koyup daha da fazla vurabilmek ve doğal olarak dayak yeme şansımızı azaltmak demek. O yüzden rüzgar bombası iyidir hocam. Ne kadar saçma sapan bir olay bu arada şu ya. Al işte. Aa, saldırıyı engelledi. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Saldırıyı engelledi. Ama sıkıntı mı? Hayır, açıkçası değil. Ama aynı saldırıyı yapma. Bak şerefsize bak. Şerefsize bak. Bir de utanmadan gidiyor spam yapıyor ya. Neyse Allah'tan canımızı direkt fulluyoruz. Menzil sallan sonra hasarım artar. Gölgen elsi otomatik biriksin hocam bana ne? Bana ne? Menzili saldırıyı kullanıyorum da ne oluyor? %30 canda değilken yaramıyor hocam. Kaçıyordu az kalsın var ya. Gel buraya gel. Gel buraya bu sefer kaçmak yok. Rüzgar bombasını da yedi. Şunu da ye. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çok iyi vuruyoruz. Sıkıntı yok. Oh rüzgar bombası sayesinde rahat kestik. Rüzgar bombasının faydaları. Güzel 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 güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Bir de otomatik olarak gölge enerjisi de dolduruyoruz artık. Her başarı saldırı. Evet bir zahmet lütfen. Lütfen lütfen. Çok geç geldi. Çok geç geldi. Şimdi bol bol combo yapmamız lazım. Bol bol combo yapacağız. Şöyle bol bol combo yapmamız lazım bizim. Elimizden geldiğince bol bol combo yapmamız gerekiyor şu anda. Hasarımızın arttırabilmek için. No problema. Zaten canımız her şekilde fulleniyor. Hiç sıkıntı yok. Sadece gölge enerjimizin dolması lazım. Ama işte şeyi vuramadık ya. Silah saldırısını vuramadık ya o biraz üzdü. Şunu da ye. Tamam sıkıntı yok. Güzel 19 yük yaptık bile. 19 yük yaptık bile. Biraz daha yüksek canlı adamlar gelirse iyi olur. Biraz daha yüksek canlı. Zayıflık süresi dolduğunda rakip hasar alır. Düzen aralıklarda zayıflık. Hocam daha hızlı gölge enerjisi bu arada. Hasarımı katlayacağım çünkü. Keşke gölge formundaki hasarımızı arttırabilsek. O iyi olurdu bayağı. Şöyle vur abi. Yerden vur. Vurmaya devam. Vurmaya devam abi. Tak tak. Tamam sıkıntı yok. Hasar yiyebiliriz hiç sıkıntı yok. Malum biz boşuna o şey özelliğini almadık yani. Fu can olma özelliğini almadık. Almamızın bir anlamı olsun. Bu arada gölge formuna dönmem daha mantıklı.
Çünkü fiziksel hasarımız yüksek ya. Tamam. Tamam, çok güzel, 46 yük. Taktik maktik var kardeşim bizde. Bizde taktik maktik var. Taktik maktik var. Yine bam bam bam. Görev formuna girdiğinde fiziksel hasarı yine arttıracağım ki her şekilde. Menzil saldırının hasarı önemli değil zaten o kadar. 130 canı tek atacağım zaten. Eğer ki Jack engellemezse. Engellerse geçmiş olsun zaten. Direkt GG yani. Dol abicim bu arada gölgenelsi. Dol. Güzel. Zaten gölge formunda vuruyoruz bir yandan. Yo, o şey olmuyor bu arada. Tamam, güzel. Dol abi tekrardan. Ama kanka ne yapıyorsun ya? Ama ne yapıyorsun ya? Ayıp ediyorsun ya. Vallahi billahi ayıp ediyorsun ya. Ye lan şunu. Allah Allah ya. Git lan buradan. 61 yük. Bence hiç fena değil. Hiç fena değil. Bence başarılı. Kritik şansı. Ay. Turdaki ilk saldırımı. Zayıflık etkisi sonrası. Yok abi, güç gambiti ya. Direkt güç gambiti. Tamam, hani Shengo olduğumuz için çok çok fazla vurmayacak ama bizim fiziksel hasarımız zaten çok yüksek. Evet, selamun aleyküm. Geldi. Sıradaki kim var sizi gidi şerefsizler? Sanki güneş gökten inip kalenin kudretli koruyucusuna dönüşmüştü. Bu Jack'ten başkası değildi. Parlak Jack ne zamandır dövüşü? Onlarca, yüzlerce yıldır mı? Görünmeyen, duyulmayan kale savunması kurulduğundan beri durmamıştı. Zihni bitkin düşmüştü ve tek görevi hatırlıyordu. Kaleye tek bir canlı ruhun bile girmesine izin vermemek. Siz pis yaratıkların hiçbiri beni geçemez. Kalbim atmayı bırakana kadar dövüşeceğim. Başka bir kusurlu bedenden kurtulduktan sonra kahramanımıza saldırdı. Peki hocam. Gölge hisar direkt var bu arada. Abo. Evet, çok büyük bir problem yaşayacağız. Çok büyük bir problem yaşayacağız. Bayağı büyük problem yaşayacağız hem de. Gel lan buraya. Hasarımı arttırmam lazım. İyiyiz şu anda ama hiç fena değiliz. Vur abi. Vur abi. Rüzgar bombasının etkisi, evet. Güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Tak. Tak. Tamam, o kadar olur. O kadar olur. O kadar olur hocam. Vurayım şöyle bir. Oha, bu ne? Hocam sağlamlığı direkt var bunun. Oha, ne oluyor? Tamam, geçti sağlamlığı, okey. Tamam, ben de diyorum böyle kalacak mı bu? Korktum ya, yemin ediyorum korktum. Hadi. Hocam bir şey değil mi? Kestim ya. Bence kestim, biliyor musun? Rüzgar bombası farkı beç, yat aşağıya. Kolaydı. Eforsuz. Kolaydı. Kimim ben? Neredeyim? Kahraman Jack'e cevap vermeye vakti yoktu. Birden havaya ağır bir soğuk çökmüştü. Şehri derin bir sessizlik sarmıştı. Kahraman neyi takip etmesi gerektiğini zaten biliyordu. Sonunda senin de hakkından gelindi Jack. Prensiplerine saygı duyuyorum, ancak uyanma vaktin geldi. 3 milyon savaşçımın dişini kırmak kolay değil. Turnuvama çok güzel bir katkı yapacaksın. Sana Bulwark demelerinin bir sebebi var. Sırf beni ele etmek için kaleyi bu hale mi getirdin? Gururun okşanmıştır umarım. Okşanmadıysa da hatayı kendinde ara. Uyan Jack, bana iyi hizmet edeceksin. Günün son damlasıyla gölge zihnine vurmaya çalıştı ve gözlerini açtı. Uyuduğu nehrin yanında uyandı. Ateş neredeyse sönmüş. Jack günlerde ilk kez uyumuş ve şimdi de tekrar pişman olmuştu. Şafak ormanın ardında parlamaya başlamıştı, fakat güneşin yükselmesini beklemek dayanılmaz görünüyordu. Jack şişesi su doldurdu, ateşi söndürdü ve yola koyuldu. Yalnız değildi. Kış yıldızı gözlerinin tam önünde hareketsiz bir şekilde duruyordu. Her lejyoner bu yıldızı takip ederse er ya da geç sıcak bir yere varacağını bilir. Tuhaf, kitap burada bitiyor. Sence kale gerçekten bir gün düşecek mi? Hikayenin devamını göreceğiz hocam. Of. Fenaydı ama ya. Güzeldi, güzeldi. Vallahi güzeldi. Hakikaten diyorum, güzel bir bölüm oldu. Aksiyonlu bir bölüm oldu. Ama boss'ta biraz rahat ettim, evet. Özellikler birazcık benim açımdan iyiydi. Şanslıydım yani. Yoksa kesin yenemezdim diye düşünüyorum. Neyse sevgili arkadaşlar, bu bölümlük benden bu kadar. Sıradaki bölümde Lejyon kahramanları hikayesinin
final bölümünü sizlerle beraber oynuyor, deneyimliyor olacağız. Evet sevgili dostlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz, destek amaçlı bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı, sizinle de başka gösterilerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.